Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar, selam ve sevgilerimle. Bu akşam Türk sinemasının tartışılmaz, dünya çapında diyebileceğim aktörü Şener Şen'in oynadığı Çıplak Vatandaş filminden biraz bahsetmek istiyorum. Ve aynı zamanda da bir bağlantı yapacağım yaşadığımız bugünlere. Çıplak Vatandaş 1985 yılında yayına girmiş. Başrolde Şener Şen, Kamuran Uslar, Renan Fosforoğlu gibi Türk sinemasının, Nilgün Akçıoğlu gibi Türk sinemasının değerli aktörlerinin, usta aktörlerinin oynadığı bir film. Adı aklıma gelmemişti. Şimdi ona baktım. Aynı zamanda şey oynuyor. Candan Sabuncu. Şener Şen'in filmdeki eşini oynuyor. Filmde 4 tane çocuğu olan, bir tanesi de yolda, karısı hamile olan, dürüst, namuslu, yani tam eski tip bir Türk ailesini yansıtıyor bu film. Bir memurun geçim sıkıntılarını anlatıyor. Çektiklerini anlatıyor. Aynı zamanda kendisi de mizaç olarak son derece uyumlu, sessiz, kibar, namuslu, dürüst bir insan. Tabii böyle olunca da başına gelmeyen kalmıyor. 85 senelerinden bahsediyoruz. Hayatın ne kadar zor olduğu, o 5 tane çocukla, bir maaşla kira ödeyip nasıl geçineceği, zaten en sonunda biliyorsunuz patlıyor, akıl sağlığından da oluyor. İnsanların yaşam kavgasında neler çektiklerini gösteren harika bir film Çıplak Vatandaş. Şener Şen'in zaten çektiği filmlerin içerisinde şu filme kötü diyebileceğimiz hiçbir filmi yok bence. Bu çırılçıplak soyunup yolda koştuktan sonra ona bir şans daha doğuyor tabii. Medya onu yakalıyor, kullanıyor, biraz para kazandırıyor ama tabiri caizse posasını çıkarttıktan sonra da kaldırıp bir köşeye atıveriyorlar yine. Yani ekonomik sıkıntıları, ülkenin o zamanki şartlarını en iyi anlatan filmlerden biri. Gerçi o zamanki şartların demeyeyim, genel olarak geçimin ne kadar zor olduğu, insanların neler çektiğini çok iyi anlatan bir yapım olmuş. Defalarca seyrettim. Yine rast geldiğim zaman seyrediyorum. Çünkü kendini seyrettiriyor. Geçen gün bir arkadaştan sohbet ederken bir şeyden bahsettik. Bu son zamanlarda çekilen filmler var ve son zamanın ünlüleri var. Kadınlar ve erkekler. Dedim ki, hiç son zamanlarda bu diziler falan, filmler var, hiç aklında kalan birisi var mı senin? Düşündü. Vallahi yok dedi, yani birkaç kişi belki dedi. Şimdikiler sabun köpüğü gibi kaybolup gidiyor. Bir köpürüyorlar, sonra yok oluyorlar. Ama biz Şener Şen'i ve diğer eski aktörlerden hiç unuttuğumuz oldu mu? Veya bir yerde gördüğümüz zaman, efendim bir Ayhan Işık'ın fotoğrafını görünce bu kim falan dediğimiz oldu mu? Veya adını hatırlayamadığımız oldu mu? Olmadı. Onun için yeni sinema ile eski sinemanın farkından hep bahsetmiştik. Bu da öne çıkan örneklerden biri. Akılda kalmayan aktörler ve oyuncular, kadını da erkeği de. Yani 2-3 dizide görmezsen, bir sene görme, ikinci sene ya şu bir yerden hatırlayacağım ama falan dersin. Ama eskiler öyle miydi? Değildi.
Şener Şen de böyle büyük bir sanatçı. Şimdi oradan kalkacağız, günümüze geleceğiz. Ben aslında burada biraz ekonomiye ve siyasete parmak basacağım ama kesinlikle taraflı bir yorumum yok. Onu baştan söyleyeyim. Görüyorsunuz son zamanlardaki sıkıntıları ve önümüzde bir mahalli seçimler var, yerel seçimler var. Burada herkesin aklını başına toplayıp A parti, B parti, C parti demeden nasıl geçindiğine, nasıl yaşadığına çok dikkat ederek yöneticilerini seçmek durumunda. Bu durumda insanlar. Böyle olması gerekiyor. Düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Yani bizi yönetecek olanları seçerken iyice düşünüp, başımızı iki elimizin arasına alıp düşünüp ondan sonra oy vermemiz gerekiyor. Şöyle bir örnek vermek gerekirse, bizi yönetenlerden biri, yani yönetici tayfasından biri, o mevcut partilerden bir tanesinin bir yetkilisi diyor ki, emekli parasında tabii geçinemezsiniz. Su satın, simit satın. Emeklilere verdiği akla bakın. Yani şimdi ben de emekli sınıfına girmiş bir insanım. İşte herkes biliyor emekli aylıklarını ve ondan nasıl geçinileceğini bir düşünsünler bakalım. Ve bir de onu o şekilde mi dile getirmek lazım? Emekliler gitsin, su satsın, simit satsın, sen de orada otur, ihale takip et. Öyle mi? Yani milletle dalga geçer gibi halde bir sürü insan var. Onun için bu sefer dikkatli olmamız gerekir. Yani hepimiz birer çıplak vatandaş durumuna düşebiliriz. Onu söyleyeyim. Bir emekli maaşından hem kira verip hem 3-4 tane çocuğa ben bakıyorum diyen varsa gelsin buraya, ben ona istediğini vereceğim. Yani böyle bir şey yok. Hayat şartları da gün geçtikçe ağırlaşıyor. Daha kötü bir hale geliyor. Bakalım sonumuz ne olacak? Allah hayır etsin diyeceğiz. Çıplak vatandaştan girdim. Konuyu buraya bağlıyorum. Şurada 2-3 gün bir süremiz var. Düşünüp de kimi getirelim, kimi götürelim diye. Onu hatırlatmak istedim. Biz hepimiz halkız, bireyiz. Ve hepimizin bu ülkede eşit şartlarda yaşaması gerekir. Yani ekmek bulamazlarsa pasta yesinler diyen, dalga geçen bir devletin bir kraliçesi vardı. Onun gibi pastayı götürenler götürüp aşağıda geçinemeyenler, sıkıntı çeken insanlarla ilgili böyle alaycı şeyleri de oluyor. Günümüzde de oluyor bu. Lütfen arkadaşlar bunlara dikkat edelim. Her şeyin halk için olması lazım. Halkın çok büyük refah istemiyor kimse zaten. Geçinebilecek bir halde olması lazım. Çoluk çocuğuna suratı kızarmadan bir şeyler verip onu yetiştirebilmesi lazım. Bunun için de bizim çok dikkat etmemiz lazım hepimizin. Dediğim gibi bir gün hepimiz Şener Şen gibi soyunup sokaklarda koştururuz. Koşturmayalım ama dikkat edelim. Yani bu akşama konuyu Şener Şen'i işlememin sebeplerinden biri de buydu. Çıplak vatandaşı. Çünkü o kadar güzel, o kadar iyi işlemişler ki. Yani üstüne söyleyecek bir söz bulamıyorum. Tabii Şener Şen'in hizmetleri bunlarla da bitmedi. Onun bir zengin mutfağı var. Onun bir kırmızılı kadını var. Gülmekten öldüğümüz. Onun efsane eşkıyası var. Sayamayacağım kadar. Hababam sınıfındaki halleri var. Allah uzun ömür versin.
Şener Şen'in de Türk sinemasının da Şener Şen'e hala çok ihtiyacı var. Çünkü dediğim gibi böyle insanlar artık yetişmiyor maalesef. Yani demin örnek verdim ya işte kim var kimi hatırlıyorsunuz falan dersen işte dizilerden hatırlarız. İşte sor gençlere şeyi hatırlar belki yani yakışıklı falan Kıvanç Tatlıtuğ işte Kenan İmirzalıoğlu efendime söyleyeyim. Bir de elinde silahla gezen tayfalar var işte mafya dizilerinde. Oradan birkaç kişiyi hatırlarlar. Ondan başka da hatırlayacakları insan olduğunu düşünmüyorum. Zaten bunu ben sık sık böyle çıktığım yerlerde oturuyoruz, hep sohbet ediyoruz. Türk sinemasından, dünya sinemasından, aktörlerden, ondan bundan. Ne enteresandır ki, yani hatırlayamaz dediğimiz gençler bile o zamanın ünlülerini teker teker sayabiliyorlar. Hem de en baştaki başrol oyuncusundan tut, en dipteki figüran dediğimiz yardımcı oyuncunun yardımcılarına kadar hepsini hatırlıyorlar. Mesela sütçü diyorsun, bir Süheyl Eğribozu tanımayan yok. Arap Celal diyorsun, Celal Yonat'ı tanımayan yok. Yani bunlar da bu filmlerde fazla görülen insanlar değil ama öyle bir yer etmişler ki insanların beyninde. Şimdi sorsan desen ki falanca son bir film çıktı işte yeni Türk filmi. Onda 3. 5. rolde oynayan şu adama kimse tanımaz. Kimse tanımaz. Zaten bu verdiğim örneklerle de konu kapanıyor aslında. Yani eski sinema, yeni sinema konusu kapanıyor. Evet arkadaşlar, Çıplak Vatandaş, evet. Harika bir film, evet. Ama nedir? Biz de çıplak vatandaş olmayalım, dikkat edelim. Onu söylemek istedim. Çok değişik düşünenler olabilir aramızda ama arkadaşlar, bu söylediklerimin hepsi A'dan Z'ye doğru. Çok dikkat etmeliyiz. Geleceğimiz için, çocuklarımız için, bundan sonraki gelecekte insanlar için, neslimiz için, Türk milleti için, Türk halkı için, Türkiye Cumhuriyeti için çok dikkat etmemiz lazım. İnşallah herkes ona göre hareket eder. Bu arada izlenim sayısında, izlenme sayısında biraz düşüş oldu. Herhalde Ramazan münasebetiyle diye düşünüyorum. Veya bıkan da olmuş olabilir benim konuşmalarımdan. Olsun. Biz seyredenlerle devam ediyoruz. Bıkıp bırakanların da canı sağ olsun. Tabii bizi seyretmeye mecbur değiller. Arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın.